Arkadaşlar merhaba kap ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. Günün öne çıkan haberleri Koç Holding ve Şeker Yatırım temettü ödeme kararlarını açıkladı. Gün sonu verilerine bakalım. BIST 100 günü 8955.12 puandan %0.28 artışla kapattı. Arkadaşlar BIST 100'ün işlem hacmi 92 milyar 865 milyon TL olarak gerçekleşirken en fazla değer kazanan sektör BIST elektrik %1.63 değer kazandı. En fazla değer kaybeden sektör BIST aracı kurumlar %1.49 değer kaybetti. BIST 100'ün dolar bazı değeri 276 dolar 54 cent. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 290, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 243, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 18. BIST Yüzün yabancı payı %36.76. Philip Capital Medical Park için endeks üzeri getiri hedefimiz ve 235 TL hedef fiyatı ile al tavsiyemizi koruyoruz dedi. Yine MLP Medical Park için Alnus yatırım 12 aylık hedef fiyatımızı 276 TL ve tavsiyemiz al olarak belirliyoruz dedi. Yatırım finansman Aydem için hedef fiyatımız 45 TL olup 50, %57 yükseliş potansiyeline karşılık gelmektedir dedi. TEP yatırım TÜPRAŞ değerlememize güncellediğimiz operasyonel tahminlerimiz ve 2023 yıl sonu enflasyonuna göre düzeltilmiş finansalları da dahil ettiğimizde 12 aylık hedef fiyatımızı %19 artırarak 208 TL 60 kuruşa yükseltiyoruz ve bu hedef %20'lik getiri potansiyeline işaret ediyor dedi. Deniz yatırım Migros şirketin paylaştığı 2024 yılı beklentileri doğ doğrultusunda oluşan beklentilerimiz ve net nakit pozisyonunu modelimize yansıtmamız neticesinde Migros için 12 aylık hedef fiyatımızı 593 lira 30 kuruştan 696 lira 90 kuruşa yükseltiyor. Al tavsiyemizi sürdürüyoruz dedi. Yine Deniz Yatırım Medical Park için 12 aylık hedef fiyatımız 284 lira 30 kuruş önerimiz ise al yönündedir diyor. Burgan Yatırım Mavi Giyim için 2023 4. çeyrek sonuçlarının ardından modelimizde bir yıl ileri güncellemenin ve tahminlerimizde yaptığımız revizyonların etkisiyle mavi giyim için hedef fiyatımızı 82 TL'den 128 TL 30 kuruşa yükseltiyoruz ve al tavsiyemizi yeniliyoruz dedi. İş yatırım MLP Sağlık Medical Park için revize edilmiş 288 TL hedef fiyatımız ile al tavsiyemizi koruyoruz diyor daha önceki hedef fiyatı 220 TL. Hedef fiyatımız %67 getiri potansiyeli barındırmaktadır demişler. Evet geçelim kap haberlerine. Ya Teknoloji ile başlayalım. İlk kapı o attı çünkü. Şirketin %51 ortaklığı olduğu Defik Glob iştiraki Green Solar George Romanya'da kurulu gücü 7.3 MW olan güneş enerjisi santrali yatırımının inşasına başlanmış. Santralin 2024'ün 3. çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanmaktaymış. Astor, Astor Holding'in Astor Enerji'de hemen şurada Astor Enerji'de sahip olduğu payların Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla satışına ilişkin borsa satışı takas işlemi tamamlanmış. Miatek, yapay zeka alanda yapılan yatırımlar çerçevesinde MIA Tech Corporation çatısı altında tıp alanda yapay zeka uygulamaları çalışmalarına başlandı demişler. Euro Power hemen bakalım. Euro Power Uludağ Elektrik tarafından gerçekleştirilen yatırım malzemeleri alımı işi konulu ihaleye 2 milyon 920 bin dolarla en iyi teklifi verdiğini bildirmiş. Agrotech Silikon Vadisi'nde e, şirket kurmak üzere yatırım kararı alınmış. Kurulacak yeni şirket ile yerli ürünlerin dünya genelinde yaygın bir pazar payına sahip olması ve ülkeye döviz girdisi sağlaması hedeflenmektedir demişler. RAL Yatırım Holding daha önce ihaleye girdiği ve üçüncü en düşük teklifi verdiği ikinci oturumu yapılan ihalede TOKI tarafından yapılan düzenlenen Hatay, 574 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme işi ihalesi 1 milyar 209 milyon 687 bin TL'lik teklifle bağlı ortaklık Hera Teknik Uhdesi'nde kaldığını bildirmiş. Bakalım ihale sonucu ne olacak? Gen ilaç. Hemen bakalım. Arkadaşlar gen ilaç e, uzun da bir kapatmış. Şöyle ben size kısaltayım. Şirket Nasdaq borsasında işlem gören... Jaguar Health Inc'e taraflar arasında imzalanan hisse alımı sözleşmesi uyarınca sermaye artırımına katılım yoluyla 2 milyon dolar tutar karşılığında %6.70 oranında ortak olacakmış. Bir kap daha attı zaten bunun ardından. O da yeni iş ilişkisiydi. O da uzun bir kap. Genel ile Jaguar Health arasında Jaguar'ın geliştirdiği HIV ile ilişkisi ilişkili. ishal başta olmak üzere. HIV'i biliyorsunuz arkadaşlar. Evlerden uzak olsun. Şimdi söyleyince dilde ismi aklıma gelmedi. AIDS. Şimdi geldi. AIDS arkadaşlar. O hastalık. Korfelemer'in etkili olacağı faz 3 aşamasında olan kanser tedavisi ilişkili ishal de dahil tüm endikasyonların yönelik endikasyonlarına yönelik olarak işbirliğine varıldığını bildirmiş. Yani bu şirket HIV ile ilgili bir çalışma yapıyormuş. Zaten 3. yerde de bir ilacı varmış ishal yönünde. Tabi hastalığı çeken bilir. Allah kimseye vermesin. Agrotek bağlı ortaklığımızın ruhsat alımı. Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Ayaza Depoculuk ve Lojistik AŞ depoculuk ruhsatı alarak faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda 3. ayın 20'si 2024 tarihinde Fastlog Otomotiv Lojistik AŞ ile bağlı ortaklığımız arasında işletmecilik sözleşmesi imzalanmıştır. Ada geçen sözleşmeye göre 2024 yılı için 1.1 milyar TL, 2025 yılı için 3.2 milyar TL'lik ciro hedeflenmektedir. Arkadaşlar Işıklar Holding IEHO şirket e, ayrılacak azami fon tutarı 100 milyon TL olan bir geri alım programı başlatmış. Geri alım programı da 2 ay boyunca sürecekmiş. Yine bir geri alım programı da Cemaş dökümden geldi. Cemaş'tan Cemaş'ta arkadaşlar 100 milyon TL olan e, fon tutarı 100 milyon TL olan bir geri alım programı başlattı. O da 2 ay boyunca sürecekmiş. Mavi giyim kar payı dağıtım kapında düzeltme, düzeltmeye gitmiş. Daha önce net 3 lira 80 küsür kuruştu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onu bedelsizden sonra biliyorsunuz %100 bölündü. 1 lira 91,5 kuruşa düzeltmesini yapmış. Teklif edilen hak kullanım tarihi 5. ayın 6'sı o hala kesinleşmemiş arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Evet Sanika Türkiye'de mevcut bayiler ki böyle böyle uzun kaplar atmayı seviyor buranın, buranın yatırımcı ilişkiler bölümü. Türkiye'de mevcut bayiler ile toplam 60 milyon TL tutarında ürün satış sözleşmesi imzalanmış. Otakar ihale süreci. Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi olan CN Rom Teknika SA'nın açmış olduğu 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç alımı ile ilgili ihale teklif verilmiştir. Verilen teklifler teknik ve ticari finansal yeterli kriterleri ile birlikte araçların test performansları göz önünde bulundurularak değerlendirilecek olup ihalenin şirketimiz lehine sonuçlanması halinde Sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımıza paylaşılacaktır demişler. Koç Holding kar payı dağıtım kapı. Koç Holding hisse başına 8 lira brüt 7 lira 20 kuruş net temettü ödeme kararı aldı. Teklif edilen hak kullanım tarihi 4. ay 24'ü 2024. Şeker yatırım menkul değerler SKYM'de yeni halk arız. Geçen sene halk arız oldu. Ben orada hatırlıyorum en azından. Bazen tarihler karışabiliyor. E, kar, payı, kar payı dağıtım kapı 0.13.9 daha doğrusu hemen hemen 14 kuruş net nakit temettü ödeme kararı. Teklif edilen hak kullanım tarihi 3. ayın 27'si 2024. Yunsa finansal takvim 4. çeyrek 2023 finansallarını 28 Mart'ta <laughs> kapta paylaşmayı planlıyormuş. Miatek kaydı pay senetleri hakkında şirket ortaklarımızdan İhsan Ünal'a ait 12 milyon 100 bin adet ve şirket ortaklarımızdan Ali Gökhan Beltekin'e ait olan 12 milyon 100 bin adet pay senetlerinin 3. ayın 20'si 2024 yani bugün tarihinde pay başına ortalama 66 lira 40 kuruş TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yabancı yatırımlara satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Ortaklarımız, ortaklarımız elde ettikleri gelirden ihtiyaç duyulması durumunda şirketin gelecek vizyonunda bulunan, bulunan olası savunma sanayi faaliyetleri kapsamında şirket satın alımı, savunma sanayi temelli çeşitli arge çalışmalarının gerçekleştirilmesi, sağlık bilişim teknolojileri alanında yapay zekalı çalışmalarının yapılması ve yapay zeka destekli tarım çalışmalarının yapılması gibi çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla şirkete kaynak sağlayacaktır demişler. Şimdi arkadaşlar burada toplam zaten 24 milyon 200 bin adet lot var. Az bir lot değil çok yüksek bir lot. Fakat şurada özellikle şu alanda yapılacak yatırımlar için şirkete gerekirse kredi sağlanacaktır denmesi benim savunma sanayiinde bu şirketin daha fazla adım atacağı e, benim kafamda öyle bir fikir doğuruyor. Kim muhtemelen zaten son zamanlardaki kaplarına baktığımız zaman savunma sanayine yönelik e, kaplar atıyor. Dolayısıyla o yönde büyümek istiyor olabilirler. İşte Yabancı kurumsal kurumsala satması muhtemelen kendi aralarında e, şu kadar zamanda satmayacaksın diye de bir sözleşme yaptılarsa tadından yenmez. Evet volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında KS tur kuşadası tur paylarına yarın seans başından 4. ayın 19. 2024 seans sonuna kadar e, emir iletim kanalları kısıtlanarak e, işlem görmeye başlayacak. Arkadaşlar son gelen bilançolara da bakalım. En son gelen balan, bilanço Türksel. 12 milyar 554 milyon net dönem karı açıkladı. 82 %82,5 oranda yıllık net karını artırmış. pardus girişim 53,5 milyon TL net dönem karı yıllık değişim yok. Adel kalemcilik 435 milyon hemen hemen 436 milyon TL net dönem karıyla artış yok. Kocaer 1 milyar 187 milyon TL net dönem karıyla %23 artırmış yıllık net gelirini. da son çünkü dün akşam Medikal Park'ı vermiştik en yani son. Reysaç taşımacılıkta 740,5 milyon TL net dönem karıyla %197 net net dönem karını net karını artırmış. Aziz Allah diyelim bu arada ezan okunuyor. Arkadaşlar kap haberlerinin sonuna geldik. Yakında inşallah bir canlı yayın yaparız. Ben Türkiye'ye geldim biliyorsunuz. İnşallah hep beraber de bir gün bir yerde buluşur bir ne diyeyim bir buluşma yaparız diyelim. Görüşürüz kendinize iyi bakın.